Herkese merhaba. Söz verdiğimiz üzere tekrar Acar Baltaş Hoca ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, bir önceki bölümde bahsettiğiniz bir araştırma vardı. Sonuçlarını açıklamamıştınız. Bu programda açıklayacağınıza söz vermiştiniz. Ama sonuçları dinlemeden, duymadan önce seçim sonucu gibi oldu bu. Araştırmadan kısaca bahsedip ama sonra da sonuçlara odaklanırsanız böyle bir başlangıç yapmış oluruz. Şimdi konu benim en son kitabımdan çıkmıştı. Hayatın Hakkını evet. Vermek kitabından kitabı çıkmıştı. Kitabı da bir kez daha göstereyim. Bu kitabı konuşmuştuk bir önceki programımızda. Tabii konu nerelere gitti oradan. Ama buradaki bir araştırmadan bahsetmiştiniz. Evet, bu bilim tarihindeki en uzun süreli araştırma, aynı grup üzerinde yapılmış olan kohort denilen 1528 kişiyi 11 yaşından almışlar 1921 yılında. Ölene kadar takip etmişler hayat tarzlarını. Bilgisayarın olmadığı bir dönemde her ayrıntıyı, evdeki kitap sayısından sokağa çıktığı zaman kaç kişiyle oynadığına kadar, hayvan beslemekten, meslek hayatındaki başarısına kadar ileride incelenmiş insanlar, takip edilmiş. Çok uzun vadeli bir. Ve araştırmayı yapan bilim adamı Louis Terman çok iyi bir fon almış. Ve amacı zeka testinin, insanların zekaları, yani kendi ürettiği testin, insanların zekasını ve bu zekanın da hayat performansını nasıl etkilediğini göstermek. Dehaların Genetik Mirası adlı arka arkaya yayınladığı eserler var. Çünkü Terman'ın çıkış noktasında iddiası, bu çocuklar ileride Amerika'yı yönetenler, bu çocuklar arasından çıkacak. Bilim ödüllerini alanlar, Nobel'leri alanlar, Amerika'yı yöneten... Bu Nietzsche'nin üstün insanı mı diyebilir miyiz öyle bir şey? Nietzsche'nin üstün insanı daha ruhsal tarafları da içine alan bir yaklaşımdır. Ama bunu bir başka kategoride öyle diyebiliriz. Tabii. Süper zekalar, yani süper kısacası zekalar. Bu çocukların hepsi hakikaten süper zeka. Ve bunların ileride Amerika'yı politikada da yöneten, askeri sistemde de yöneten insanlar olacakları, işte büyük elçilikler alıp Amerika'yı temsil edecekleri falan, yani iddiası bu. Amerika'nın eliti bunların arasından çıkacak, yöneten eliti. Sonuç? Seçilmeyen, üçüncü grup, üçüncü aşamasında elenen bir kişi Nobel alıyor. Seçilenlerden sadece bir kişi teknik dallardan birinde Oscar alıyor. Dolayısıyla hayatlarının bir döneminde üstün zekalı olarak tanımlanmış olan bu çocukların büyük çoğunluğu Amerika'nın orta sınıf, beyaz yakalı, meslek sahibi, doktor, avukat, mühendis insanları oluyor. Yarısına yakın bölümü. Biraz fazlası. Ama geriye kalan bir grubu içinde apartman kapıcılığı yapan, vatmanlık yapan, alkolik olan, intihar eden de bir ciddi bir grup var. Yani aslında zeka, görüyoruz ki hayat başarısı konusundaki önemli belirleyicilerden biri değildir. Benim hatta konuşmalarım... Zeki ve başarısız olabilirsiniz. Konuşmalarım var, zeka insanın laneti olabilir diye. Çocuklarda bunu, gençlerde çok görüyoruz. İnsanlar zeki ve başarısız olabilir. Birkaç sebeple olabilir. Yani bir kere zeka insanın özelliklerinden biri. Başka kişilik özellikleri buna eşlik edebiliyor. İşte fevri olmak, tedbirsiz olmak, atak olmak, uygun olmayan sosyal çevrelerde bulunmak ve onların alışkanlıklarını edinmek gibi sonuçları olabildiği gibi zeki insanlar zekalarının sınanacağı durumlardan kaçınıyorlar ve potansiyellerini ortaya, yani potansiyellerini kullanma noktasına, geliştirme noktasına gelemiyorlar. İstemiyorum diyor yani. Önemli, yani ben istesem yapardım ama istemiyorum diyor mesela. Çocuklarda bunu çok görüyoruz. Geçildiği zaman o sporu bırakıyor.
şey olacağı, zekasının sınanacağı bir ilişkiye girmiyor gibi. Galiba Dostoyevski'nin böyle bir sözü var. Diyor ki zeki insan o kadar çok detay düşünür ki hiçbir işi yapamaz. Böyle bir şey mi? Farklı bir şeyden mi bahsediyor? Şart değil. Çünkü karar ve kararlılık ayrı bir konu. Yani sizin ilgi duyduğunuz konulardan biri. Hocam ondan önce ben şimdi benim çok bugün aklıma gelen soruları böyle not ettim size soracağım. Çünkü her şeyi sorabileceğimiz çok az insan var. Teşekkür Bazılarının ederim. Cevabı da yok. Onun da bilincindeyim ama ben not aldım. Size soracağım. Ama daha önce şu an siz konuşurken aklıma geldi. Başarıdan bahsettik. Ya hocam bu başarı çok büyük bir baskı değil mi üzerimizde? Başarılı olmak zorunda mıyız? Şimdi bu soruyu siz bana hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ben, bundan evvel bir veya iki kere daha sordunuz. Ben buna çok takıldım. Biliyorum. Ben yeni bir film seyrettim. Daha doğrusu bir filmi yeni keşfettim. Patterson diye bir 2016 yapımı bir film. Ama seyircilerimize önermiyorum. Biraz o tarzı sevmeyenler sıkılabilir. Filmde, o yüzden soruyorum, filmde bir otobüs şoförü var. Otobüs şoförü çok... Hayatın Jim Jarmusch yönetmiş. Gündelik hayat anlatıyor zaten. Gündelik hayatın döngüsünü anlatıyor. Bir otobüs şoförü var. Her gün aynı şeyleri yapıyor. Hiçbir büyük hedefi yok. İşini çok iyi yapıyor. Çok mutlu. Şiir yazıyor. Ama şiir kitabı basmak istemiyor. Şiirlerini kimseyle çok mutlu ama siz bile seyrederken ya bütün filmlerden alışkın olduğumuz bir şey var ya, ya otobüs şoförlüğü mü yapacaksın ömrünün sonuna kadar? İşte kendine bir şirket kur, bir otobüs al, bir otobüs daha al, 10 otobüs al. Meksikalı köylü hikayesini biliyorsunuz. Kısaca tekrar edeyim, belki seyircilerimiz bilmiyordur. Meksikalı köylü bir balık tutuyor. Amerikalı geliyor diyor ki ne yapıyorsun? Balık tutuyorum. Ya bir tekne alsana. Neden? Daha çok balık tutarsın. Sonra bir balıkçı dükkanı açarsın, sonra bir tane daha açarsın, sonra bir tane New York'a açarsın, sonra çok para kazanırsın, gelip burada büyük bir ev yaptırırsın gölün kenarında, sonra balık tutarsın diyor. Yani yine aslında balık tutuyor. O otobüs şoförü Patterson filminde, Jim Jarmusch'ın 2016 yapımı, çok güzel bir film bence ama önermiyorum. Çünkü herkes sevmeyebilir, çünkü gündelik hayat anlatıyor. Çok... Tam size sormak istediğim soru bu: otobüs şoförü tam da yaşamak istediği gibi yaşıyor. Biz seyirci olarak rahatsız oluyoruz onun böyle rutin yaşamasından. Neden? Şöyle bir şey var ya, sorumu değiştir. Başarılı olmak, başarısız olmak. Ben ikisinden de bahsetmiyorum. Ben sadece ortada işini iyi yapıp gitmekten bahsediyorum. Bu çok mu kötü bir şey? Hiç kötü değil. Yani bu çok temel kişilik özelliklerinden ve toplumun geliştirmeye çalıştığı bir özellik üzerine odaklandığı için hep beraber ya bir şey yapsana diyoruz içimizden, evet, adama filmde. Evet. Madem bu kadar yeteneklisin. Şimdi bu insanın 5 temel özelliğinden bir tanesi hepimizin kişiliğinde olan, farklı ölçülerde var ve bu farklılığı doğuruyor. Özelliklerden biri isterseniz hırs diyelim, isterseniz ambition diyelim, belki azim de diyebiliriz. Başarı yönelimi. Yaptığını daha iyi yapmak için kendiliğinden istek duymak, başkalarıyla olduğu kadar kendiyle de yarışmak diye tanımlayabiliriz bunu. Şimdi bazı insanlarda, ya ve bu biraz evvel dedim ya, İnsanlar bir topluluk içinde yaşar. Uyum önemlidir. Her topluluğunda bir hiyerarşisi vardır. Onda öne geçmek ister. Şimdi bazı insanlar öne geçmek istemiyor. İş hayatında da biz bunu görürüz. Yani yönetici ol dediğiniz insanların bazıları ben insanlarla uğraşmak istemiyorum, İşimden memnunum diyebilirler. Şimdi bu sizin Patterson'da büyük bir ihtimalle yaptığından memnun, evet, çok mutlu, öne çıkmanın sorumluluklarını taşımak istemeyen, başkalarıyla yarışmak gibi bir derdi olmayan, kendi hayatını bir çizgide yürüten bir insan. Bu sorumluluk istememek midir bu? Yoksa bu bir tercih midir? İşte şimdi öne çıkarsanız aynı zamanda, hı hı, onun da sorumlulukları var.
Yani sorumluluktan kaçmak mıdır mesela? Kendi alanınızdaki sorumluluğu tercih edersiniz. Yani o gün bir şiir yazmak istiyorsa o sorumluluğunu yerine getirdi mi o gün memnundur. Yani dışarıdan bakanlar bunu görmeyebilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu insanın kendi kendine vereceği bir karardır. Etrafındakilerin o insanın üzerinde ensesinde boza pişirmesi insanların problemidir. Hı hı. Ama bazen insan bunu kendi problemi olarak gibi de algılayabilir. Biraz da bir içinde yaşadığımız toplumla da ilgili. Mesela kapitalizm ya da bu tüketim toplumu diyelim. Yani insanlara şey baskısı yapıyor. Niye yetiniyorsun? Azla yetinme. Belki adam şükrediyor ve orada durmak istiyor ama müthiş bir baskı var. Evet. Yani bu böyle yaşamak isteyen, bu mesela hani bir otobüs şoförü için sorun değil ama öğrencilikte çok büyük bir problem. Onlardan beklentiler çok yüksek olduğu için sıkıntılı bir durum olduğunu düşünüyorum ben bunu. Şimdi insan yani mutlulukla başarıyı birleştirecek olursak hepimizin bildiği, sizin hele çok daha iyi bildiğiniz bir şey var. Bir açıdan çok başarılı olan veya öyle gözüken ama müthiş acı çeken, mutsuz olan insanlarla... Hiç alakası yok başarıyla mutluluğun. Şöyle bir alaka kurmaya çalışacağım, ilişki kurmaya çalışacağım. Özellikle yurt dışında da baktığımız zaman görürüz. Son derece başarılı sanatçıların nasıl uyuşturucu bağımlısı olduğunu, içlerinde ne kadar derin bir yalnızlık yaşadıklarını, o yalnızlığı dünyayla kuramadıkları bağ kalabalıkların içinde ancak işte madde aracılığıyla kurduklarını görüyoruz. Çünkü her türlü bağımlılık, belki geçen programımızdaki bir noktaya da gönderme yapabiliriz. Her türlü bağımlılık aslında gerçek hayatla bağ kurmakta zorluktan kaynaklanır. Gerçek hayatla bağ kurmak, gündelik hayat sorumluluklarıyla bağ kurmaktan kaçan insanlar işte ya sosyal medya, dijital bağımlılığa, obeziteye yönelirler ya oyuna ya maddeye yönelirler. Yani esas olarak bağlanma, bağ kurma zorluğudur. Şimdi ne zaman başarı mutluluk getirir? Hiç alakası yok diyemeyiz. Şöyle bir alaka var. Eğer insan değerleriyle, ahlaki etik standartlarıyla ve tutkusunu gerçekleştirmek için gösterdiği mücadelenin sonunda başarılı oluyor ve onu anlamlı buluyorsa, toplum için anlamlı bir üretimse aslında o başarı insanı mutlu ediyor. Şimdi bana çok soruluyor hakkını ve yani hayatın hakkını vermek. Hakkı verilmiş bir hayat nasıl olur? Yani çok kategorik olarak, kavramsal olarak tanımlarsam bir anlamlı bir üretim içinde olmak. Yani işe yarayan bir şey üretmek. İki, anlamlı bir ilişki içinde olmak, karşılıklı besleyen bir ilişki içinde olmak. Üçüncüsü de kendini aşan bir amaca hizmet etmek. Ama hocam, sadece kendiyle sınırlı olmaması beklentilerinin, daha çok tüketmek, daha çok kazanmak değil, kendini aşan bir amaca hizmet etmek. Bu inanç yoluyla, dini adanmayla olabilir. Bu laik yolla olabilir. Sosyal sorumluluk projeleri, hayvanları koru, dağ taşı koru, ormanı koru gibi olabilir. Bu tarif ettiğiniz bana başarılı insandan çok idealleri olan insan gibi geliyor. İşte ikisi yüzden... beraber. İkisi beraber. Yani şimdi zaten zeka madem başarıda rol oynamıyorsa ne rol oynuyor yani? Tabii ki zeka başarıda etkili bir faktördür. Tabii ki etkili bir faktördür. Ama daha etkili olan şey belirli bir tutkusu olması ve o tutkunun peşinde kararlılıkla mücadele etmesi, başarısızlığı göze alması, yenilmesi, yenildiği zaman ayağa kalkıp devam etmesi ve öğrenme ve farklı yapma ihtiyacını sürekli taşıması. Bu araştırma da Amerika'da yapılmıştı değil mi hocam? Yani bu Terman'ın araştırması tabii. Bu başarı bana çok Amerikan geliyor. Yani Amerika bir mesela başarıya bir ülke yazsın yanına dese ben hemen Amerika'yı yazarım. Onları da biraz daha böyle idealden uzak, Amerikan rüyası gibi, onların tanımları hep nasıl diyelim
mülkiyetle, sahip olmakla ilgili olduğu için biraz oraya ben ön yargılı yaklaşmış i̇şte olabilirim. Onun için ben yani tutkusu... Siz çok güzel tarif ettiniz. İşte ben daha etik ideal... değerleriyle beraber. Tabii tabii. Peki hocam, şimdi size rastgele sorularım var. Ben kendi tabii böyle insan böyle geriye bakıyor. Ben bu sinema televizyon sektöründe daha önce de bir turizm tarafında çalışmıştım. Ben çok karar verdim. Hep karar verdim. Çok hızlı karar verebilen birisiyim. Çok küçük bir şirketimiz var. Çok hızlı karar verebiliyoruz. Birçok işte diziler, filmler falan yaptık. Hepsinin temelinde de bu karar verme yeteneği ya da enerjisi, imkanı diyelim. Fakat bu beni çok yordu. Ben karar vermekten sıkıldım. Böyle artık diyorum, böyle bir ya da bir aydınlanma yaşadım diyelim. Ya da çok karar verdiğim için pilim, bir enerjim bitti diyelim. Ben bu kararla bir meselem var. Ben niye bu kadar çok karar veriyorum? Çok zorlanıyorum. Şimdi nedir benim hastalığım? Siz yani bu hastalık değil ama yoruldum diyorsunuz. Belli ki bunu dile getirecek noktaya geldiğinize göre bir rahatsızlık var. Şimdi bir kere şeye bakalım, yani liderlik açısından bakarsak konuya dört tane özellik sayabiliriz. Birincisi vizyon. Şimdi siz bir şirket kurdum dediniz ya, yani hani bir şirket yönetiyorum dediniz ya. Şimdi birincisi vizyon. Vizyon da hani illüzyondan ayıran nedir derseniz, onun da dört tane özelliğini sayabilirim. Yani diğerlerine geçmeden önce. Bir kere bu vizyonu oluşturacak entelektüel ve zihinsel birikime sahip olmak. İkincisi bunu yorumlayacak analitik düşünce biçimine, zekaya sahip olmak. Üçüncüsü bunu anlamlı bir mesaja dönüştürmek hedef kitle için. Dördüncüsü de bu anlamlı mesajı onları etkileyecek biçimde sunmak. Şimdi bir kere birincisi vizyon. İkincisi etik değerler. Üçüncüsü o işle ilgili temel bilgiye sahip olmak. Her şeyi bilmek, en iyi bilmek diye temel. Dördüncüsü karar ve kararlılık. Karar ve kararlılık baskı altında ve yetersiz bilgiyle doğruya en yakın kararı vermek. Şimdi bakın, yani liderlik gibi bir işi kurmak, başlatmak, sürdürmek, önderlik etmek, insanları etkilemek, hangi alanda olursa olsun bir liderlik pozisyonunda ki en önemli özelliklerden biri karar ve kararlılık. Ve de o işte az bilgiyle ve baskı altında doğruya en yakın kararı vermek. Buradaki ilginç olan şey şu. Karar süreci insanın parmak izi kadar özel bir süreç. Bunu ben söylemiyorum. Bunu dünyanın gelmiş geçmiş en büyük satranç oyuncularından bir tanesi söylüyor. Rus. Putin'in de baş muhalifi. Dolayısıyla insan ancak karar sürecini tanıyabilir diyor. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, Kahneman'ın vesaire bu kadar popüler olmasının sonucunda da ortaya çıkan bir şey var. O da nedir? İnsanlar zor bir problemle karşılaştıkları zaman ne yapmalarını bekleriz? Düşünmelerini bekleriz. İlginç bir şekilde insanlar paçaları sıkıştığı zaman, zor bir durumda kaldıkları zaman düşünmeyi durduruyorlar. Ne yapıyorlar düşünmeyi durdurup? Kestirme yollara gidiyorlar. Çünkü beynin temel özelliği hızlı düşün, hızlı enerji harcamadan kolay çözüm üretmek. Yani canlının doğasında da bu var. Amip bile bazik ortama yaklaşıyor, asidik ortamdan kaçıyor. Beyin de hızlı, kolay, çabuk, ucuz çözüme gidiyor. Yani bu bizim otomatik pilot dediğimiz, düşünmeden ezbere hareket, geçmiş kalıpları kullanarak, kısa yolları kullanarak harekete yol açıyor. Şimdi problem şurada. Tecrübeler işte insana bu hızlı düşünme yolunu açıyor. Ancak
zannedildiğinin aksine tecrübe insanı geliştirmiyor. İnsanı geliştiren geri bildirim. Hmm. Geri bildirim almadığımız tecrübelerle bazen aynı yanlışları yapıyoruz. Rast giderse iyi gidiyor, rast gitmezse sebebi kusuru başkasına buluyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Onun için işte bir o parmak izi kadar özel olması karar süreçlerinin kestirme yolları kullandığı için insan. Onu fark ederse ki buna bias diyoruz, yanlılık diyoruz. Debiasing diyoruz. Yani bu yanlılıkları fark edip bunları eleme süreci diyoruz. Bunlar da psikolojinin yeni konuları. Eşim bu konularla çok ilgili olduğu için ben de ondan nasibimi alıyorum. İnşallah bir gün onu da burada konuk ederiz hocam. Ona sorarız. Peki hocam ben mesela şöyle düşünüyordum. Karar verirken ilk başlarda tabii biraz da bilmeden çok hızlı kararlar veriyorduk falan. Daha küçük bir ekiptik. Hatta tek başıma veriyordum. Zaman içinde bizim ekiplerimiz büyüdü. Kalabalıklaştık ve karar çok zor hale geldi. Karar verememeye başladık. Hatta son dönemlerde şöyle diyorum. Arkadaşlar size 2 gün süre. 2 gün içinde karar vereceğiz. Karar verdikten sonra o kararımız dünyanın en doğru kararıdır. Bir daha sorgulamayacağız onu. Böyle deadline. Mantıklı mı? Bence... Çünkü keşke çok yıpratıcı bir şey. Çok doğru. Şimdi oradaki dinamiği tam bilmiyorum. O konuda size söyleyeceklerim var. Bir kere siz eğer hiç renginizi ve belirli bir karar yönündeki eğiliminizi belli etmiyorsanız çok iyi. Siz belli ediyorsanız o grup kararı değil. Herkes size uyuyor. Birinci söyleyeceğim bu. Bizim sektörümüz öyle bir sektör değil hocam. Bir tek bana uymuyorlar. Tamam. Bu avantajınız. Şimdi şöyle düşünün. Hani çok klasik bir örnek. Biz onu daha zenginleştirdik başka bir şekilde ama aramıza bir 6 yazsak benim tarafımdan, o sizin tarafınızdan nasıl görünecek malum 9. 9. Şimdi bir tartışmaya otururken diyoruz, görüşünüzü gözden geçirmeye hazır olarak oturmuyorsanız, ne kadar uzun tartışıyorsanız kendinizi o kadar daha güçlü ikna ediyorsunuz. Tartışma uzadıkça kendinizi daha çok ikna ediyorsunuz. Yani böyle bir barometre yok ama düşünün ki 7 şiddetinde 5 gerekçeyle inanıyorsanız 1 saat tartıştıktan sonra 10 şiddetinde 15 gerekçeyle inanmaya başlıyorsunuz. İnsan onaylanmak istiyor. Evet. Yani ama öyle diyorsun ama çünkü dinlemeye başlarken yani karşı taraf konuşmaya başlarken veya bitirdiği zaman ama diye başlanıyorsa o tartışmadan bir şey çıkmaz. Onun için yani bence bu cümleyi siz şeye asın. Odanıza asın. Bir tartışmaya başlarken görüşünüzü gözden geçirmeye hazır değilseniz ne kadar uzun tartışırsanız kendinizi ikna edersiniz. Onun için bir kere birincisi bir tartışmaya otururken görüşümüzü gözden geçirmeye hazır olarak oturmak önemli. İkincisi çeşitli yöntemler var. Bu yöntemlerin en çarpıcı olanlarından bir tanesi geçmişte çok kullanırdık. Edward de Bono diye bir hekim vardır. Düşünce sistematiği üzerine çok sayıda kitap yazmıştır. Bunlardan bir tanesi de 6 düşünce şapkasıdır. 6 düşünce şapkası insanların bir masa etrafında aynı anda konuya aynı yönden bakmalarını sağlar. Yani önce bir kere problemi ortaya koyarız. Nedir? İşte bu diyelim ki mavi şapkadır. Ondan sonra bu yöndeki fikirlerden bir tanesinin olumlu yönlerine odaklanacağız. O zaman hep beraber güneş rengi sarıyı giyeriz. Bunun olumsuz yönlerine odaklanacağız. Hep beraber siyah şapkayı giyeriz. Bunun bizde yarattığı duyguya odaklanacağız. Hep beraber kırmızı şapkayı giyeriz. Ondan sonra fikir jimnastiği yapacağız, kaçacağız, uçacağız.
O zaman yeşil şapkayı giyeriz. Proliferasyon, dallanma. Ondan sonra da bütün bunları bir şey altında toplayacağız. İşte mavi şapka burada devreye giriyor. Gökyüzü, gök kubbe altında toplayacağız. Mavi şapkayı takıyoruz. Böylece herkes hem kendi fikrine karşı, hem kendi fikrini destekleyen, hem duygusunu ortaya koyan bütün gerekçeleri ortaya koyar. Mesela bu Edward de Bono'nun altı düşünce şapkası tekniğidir. Bunun gibi teknikler uygulanabilir. Burada önemli olan, şunu hepimiz biliyoruz. Cümlemi tamamlayacağım. Şunu hepimiz biliyoruz. Sinerji benzerlerden çıkmaz. Farklılıklardan çıkar. Bir yerde herkes aynı fikirdeyse zaten orada gereksiz bir kalabalık vardır. Onun için farklılıkları zenginlik olarak kullanmanın yolu, bir dakika, benim göremediğim neyi görüyor kulağıyla dinlemektir. Çünkü problemleri algılayış biçimimizde iki temel faktör belirleyicidir. Bir, kişiliğimiz. İki, değerlerimiz. Buna belki değerlerimizin yanı sıra ihtiyaçlarımızı da ekleyebiliriz. Çünkü değerler, ihtiyaçlar yakındır birbirine. Şimdi bu üç faktör. Şimdi farklı kişilikteki insanlar olayı farklı algılarlar. Farklı değer özelliklerine sahip olan insanlar farklı algılarlar. Dolayısıyla da işte bir dakika, benim göremediğim neyi görüyor diye bakmak bence bir tartışmayı daha verimli hale getirir. Böyle kararlar var. Bir de gündelik hayat içinde önemsiz dediğimiz kararlar da var. Yani sabah ne giyeceğim, ne yiyeceğim. Ben mesela çok geniş menüsü olan restoranları da sevmiyorum. Şimdi Türkiye'de bir cennette yaşıyoruz. Öyle güzel restoranlarımız var ki mesela balıkçılarımız falan. Siz oturuyorsunuz, o ne varsa önümüze getiriyor. Bayılıyorum. Çünkü seçmek zorunda kalmak istemiyorum ben de. Böyle çok seçenek, önüme çok seçenek sunulsun da istemiyorum. Hatta böyle kendime siyah tişörtler aldım. Hep o siyah tişört giyiyordum bir dönem. Sonra şöyle düşündüm, acaba insanlar hiç değiştirmediğimi mi düşünüyor diye. Sonra günlerin ismini yazdım. Pazartesi, salı, çarşamba diye. Öyle giyiniyordum. Şimdi de aşağı yukarı. Yani bu gündelik hayat içindeki bu tercihlerin de çok yorucu olduğunu, bir de bu tüketim toplumu, bu büyük arzın da bizleri çok yorduğunu, yani bir sizin bahsettiğiniz ortamlarda alınan kararlar var. Oradan çıkıyorsunuz, ne yiyeceğim, ne giyeceğim, herkes bir şey soruyor. Bir de kendinizden ne seyredeyim, ne dinleyeyim, hangi yoldan gideyim. Allah'tan şimdi haritalar var, haritalar bana hangi yoldan, benim işimi çok kolaylaştırıyor. Hem o hem de yani ne kadar iyi ne kadar değil bilmiyorum. Yani bunu seyrettiyseniz bunu da seveceksiniz var ya, yani öyle. Sizin adınıza yapılmış seçimler var. Veya Amazon'da bir kitap arayacaksanız bu kitaba bakanlar aynı zamanda şu kitapla da ilgilenir. Yapay zeka, bu algoritmaların benim bu ihtiyacımı bildiğini ve bu konuda çalışmaya başladığını düşünüyorum. Sen bunu giy, bunu ye, bunu seyret, bu yoldan git gibi. Evet. Herhalde işimiz giderek kolaylaşacak. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl algıladığınıza bağlı. Yani sizin gibi düşünen insanlar için kolaylaştırıyor. Birileri için de bir dakika ya, benim özgür iradem nerede kaldı diyor. Ben mesela, benim bir arkadaşım var, diyor ki ben diyor haritalara yazmadan, yani bu telefonlardaki, kendi evime bile gitmem diyor. Çünkü birkaç kere onun dediğinin başka bir yola sapmış. Orada yol çalışması varmış, yol kapalıymış. Bu biliyor çünkü ya. Evet. Ben yakında buraya teslim olacağımızı düşünüyorum. Gerçi siz 4 saat girmeyin diyorsunuz ama. Bazen de olmadık bir çıkmaz sokağa götürüyor. Merdivenlerin başına götürüyor arabayla. Ama öğreniyor, bir kere götürür hocam. Bunların bir özel. Hocam yine beni çok yoran, gerçi biraz bahsettiniz aldığım not. Hep bunlar kendimle ilgili. Bazen kendimi çok ikna etmeye çalışırken buluyorum. Birini ikna etmem gerekiyor. Yine aynı oranda birileri de beni ikna etmeye çalışıyor. Bu hayat
bu postmodern hayat mı diyelim, çok fazla ikna etmekle uğraşmıyor muyuz biz birbirimizi, insanları? Güzel, şöyle düşünüyorum yani tabii bu karşılıklı bir sohbet, dolayısıyla ben verdiğim cevap doğru ve mutlak cevap. Yok zaten onu tahmin ediyorum şöyle hocam. Şöyle düşünüyorum ben. Aynı amaca hizmet ettiğiniz insanlarsa, eşiniz, çocuklarınız, iş ortamında ekip arkadaşlarınız, bunlarla bir ihtilaf yaşadığınızda ya haklı oluyorsunuz ya mutlu. Şimdi ikisini birden olamazsınız. Yani eğer çocuğunuza belirli bir davranışın sakıncalarını işaret ediyorsanız ve o onda ısrar edip başını derde sokuyorsa, zor durumda kalıyorsa, her neyse, haklısınız ama mutlu değilsiniz. Dolayısıyla eşinizle olan tartışmalarda da yani zaten eşinizi hiç ikna edemezsiniz. Ancak razı edersiniz. Ondan sonra da bedelini ödersiniz. Yani kadınlar erkeklere daha yüksek bedeller ödettiğini insanlar olgun yaşına gelince anlarlar. Gençler bunu pek anlamıyorlar, niye diyorlar falan. Ama böyle işliyor bu iş. Bir de bir nokta daha var. Değer tartışmalarında ikna olmaz. Yani basit örnek, çok banal bir örnek vereyim. İşte çocuk tatu yaptı, genç geldi veya kulağına küpe taktı, geldi erkek çocuk. İşte erkek adam küpe takar mı? Niye takmasın? İşte küpe takanlar öyledir, böyledir. Yo, benim arkadaşlarım var, hepsi küpe takıyor. Hiçbiri de öyle değil falan gibi. Şimdi buradan hiçbir şey çıkmaz. Yani değer tartışmalarından ikna edemezsiniz. Dolayısıyla değer tartışmalarında ancak ödün vererek bir noktaya gelebilirsiniz karşılıklı. İşte amcanlar geldiği zaman, büyük annen, büyük baban geldiği zaman takma mesela gibi. Yani böyle bir karşılıklı anlaşmaya gidilebilir. Değer tartışmalarında ikna olmaz. Bir de zaman zaman insanların şöyle düşünmesini istiyorum. İşte bir oğlum bir bildiği vardır diye düşünmelerini istiyorum. Bu çok büyük bir talep mi? Çünkü bir şey, bazen bir talebim oluyor. Karşı taraf neden diyor. Ben onu açıklıyorum. Bazen de diyorum ki ya ben bir şey söylesem, o da dese ki ya bunun bir bildiği vardır, ben yapayım. Bu çok bencil bir istek mi? Bencil bir istek, doğru. Öyle mi? Şimdi bu onun geniş topluluklar üzerinde, yönettiğiniz insanlar falan üzerinde olmasını istiyorsanız iki yolu var. Yani bir, şu oturduğunuz koltuğun gücü var. Faşizmden. Murphy'nin altın kuralı. Altın olan kuralı koyar. Tamam mı? Birincisi bu. Tabii ki istediğiniz o değil. Diğeri de insanların geçmiş itibarı. Yani arkadaki hikayesi. Şimdi ne bileyim, tutacak olan bir dizinin sahip olması gereken özellikler. Ya Beral Güven, sen ne anlarsın bu işten? Derse birisi, aferin ona, peki sen anladığını söyle o zaman diyeceksiniz. Yani dolayısıyla şimdi hangi alanda bir oğlum bir bildiği vardır diyecek. Olabilir tabii, zaman da değiştiği için olabilir yani, bunu da diyebilirler. Çünkü i̇şte o zaman da bunu sormak lazım. Zaman değişti artık, doğru. Şöyle böyle diyebilirler. Doğru, biraz yani. Evvel dedim yani, tecrübe insanı geliştirmiyor, geri bildirim geliştiriyor. Yine hocam kendimden böyle notlarımda. Yani şurada mesela buraya gelelim, bir örnek var. Şimdi ben Süper Lig'de antrenörlük, hocalık yapacak olan eski oyunculara verilen eğitimin bir parçası için davet edildim. Onlarla sohbet ediyorum. Şimdi hepsinin gözünde bir model var. Hani kodumu oturtacak. İşte kardeşim, ona özenmeyin. Yani onun arkasında bir hikaye var. Tabii. Şimdi Alex Ferguson Beckham'ı kovmuş. Şimdi Beckham'ı kovmak için Alex Ferguson olmak lazım. Sen kalkıp daha cin olmadan adam çarpamazsın. Yani arkasındaki hikayeler... Oradan başlamamak lazım. Yani onlar önemli. Hocam bazen kendimi ve başkalarını, kendimi de buluyorum, haklı
çıkmaya çalışırken buluyorum. Haklı çıkmak istiyorum. Çok büyük, ya böyle başlamıyorum tabii, dur ben haklı çıkayım diye başlamıyorum ama kendimi o tuzağa, bazen insan kendi çocuklarına bile, eşine bile haklı çıkmaya çalışıyor. Bu nedir? Cevabını verdik. Aynı amaca hizmet ediyorsanız ya haklısınız ya mutlusunuz. İkisini birden olamıyorsunuz. Yani o zaman insanlar mutlu değil haklı olmak istiyor gibi bir laf yani işitmiştim. Bu şeyde tabii yeni evlilerin arasındaki kan davalarının evliliklerini zehirlemelerinin en şey yoludur yani. Verimli yoludur. Haklı çıkmaya çalışmak ve karşı tarafın olumsuz duygu yaşamasına neden olmak. Keşke insanın bir aç kapa düğmesi olsa. Yeniden başlasak. Reset edip restart yapsak. Bilemiyorum yani bizi... Psikolojik olarak mümkün mü böyle bir şey, restart yapmak? İyi bir psikoterapiyle mümkün. Ha, psikoterapi, ben hiç öyle şeyler bilmem de bu işe mi yarar? Restart mı yaptırır? Yaptırır. Yaptırabilir. Tekrar başla. Şimdi şöyle, yani olgunlaşmanın kriterlerinden bir tanesi hayatında yaşadıklarından anneni babanı sorumlu tutmamaya başlamaktır. Çünkü hayat her insanı kırar. İyileri daha çok kırar. Kırıldığı zaman insanın önünde iki yol var. Ya kırıldığı yerden güçlenir, ya kırıldığı yerde kurban rolünün arkasına sığınır. Ben işte böyle oldum çünkü annem babam, yöneticim bana taktı falan. Dolayısıyla hayatı ileriye doğru yaşamak, bu kırgınlıkları, kırılmaları geride bırakmakla mümkün. İşte bunun için bir hedef önemli. Bunun için o hedefin arkasından gitmek önemli. Bunun için düşmek, kalkmak, yaralanmayı göze almak, yaralanmak önemli. Çünkü yaralandıkça güçleniyor insan. Bunun için burada sıkı çalışmak, terlemek önemli. O zaman insan ne yapıyorsa ona bir anlam yüklüyor. William Shakespeare'in çok güzel bir sözü var. İnsanı yoran yaşadığı hayat değil, taşıdığı maskelerdir. Müthiş. Çok maskemiz var değil mi hocam? Müthiş. Shakespeare deyince bir sözü hemen aklıma geliyor. Cehennem boş, bütün şeytanlar aramızda diyor. Kötülük içimizde belki de. Evet, evet. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Mesela sosyal medyada, metaverse'de İnsanların avatarları veya sosyal medyada sundukları kimlikleri ne kadar kendi gerçek kimliklerinden uzaksa, fake'se, yapaysa, yalansa, ondan çıktıkları zaman yaşadıkları hayal kırıklığı, depresyon, kaygı o kadar yüksek oluyor. Şimdi Shakespeare'in söylediğinin modern evet, versiyonunu evet. Ve araştırmalara şimdi daha anlamlı mı söz? Dayanını söylemeye çalıştım. Yani o geldi aklıma. Tabii sosyal medyada, metaverse'te, sosyal medyada yeni kişilikler inşa ediyoruz herhalde değil mi? Yani orada başka biri oluyoruz aslında. Ve gerçekten ne kadar uzaksa bu, kişinin yaşadığı hayal kırıklığı, kaygı, depresyon o kadar derin oluyor. Sosyal medyada, yani sosyal medya ilişki kurmak için çok büyük bir tehlike ve tuzak. Orada gerçek insanı görmek çok zor. İnsanın kendisi önünün kafası karışabilir mi? Hangisi benim diye? Çünkü birçok maskeyle dolaşıyoruz ya evde, işte baba oluyoruz. Şimdi ben burada. Ben de şu anda bir, belki siz de bir maskeyle buradayız. Benim böyle bir sunuculuk maskem var. O kadar çok maskemiz var ki bu da herhalde bizi yoruyor. Çocuklarda mı yoktur maske hocam? Şimdi çocuklarda nispeten daha az ama 3-4 yaşından itibaren onlar da başlıyorlar maske takmaya, yalan söylemeye.
Buradaki önemli olan şey şu. O taktığınız maskenin ne kadar sizin kendine yakın hissetmenizle ilgili. Basit bir örnek vereyim. Kişilik açısından, değerler açısından da benzer şekilde. Kişilik açısından baktığımız zaman bir satış elemanı olacak olan insan. Bu insanın yani insanlarla yoğun da teması var. Satışın da çeşitleri var da. Yoğun teması var. Şimdi bu insanın temel kişilik özellikleri açısından içe dışa dönüklük çizgisinde dışa dönüklüğe yakın olmasını bekleriz. Çok uçta değil ama dışa dönüklüğe yakın olmasını bekleriz. Peki oldukça içe dönüklüğe yakın birisi bu işi yapamaz mı? İşin gereklerini bilir. Gereken eğitimi alır. Bu konuda pratiği yaparsa olur bir süre veya uzunca bir süre. Ancak böyle bir günün sonunda, normal bir iş gününün sonunda böyle bir insan kendini nasıl hisseder düşünün. Yani bütün gün o rolü oynadığı için tabii. Akşam bir an evvel eve gideyim, kendimi şöyle bir kenara atayım, kafamı dinleyeyim der. Tam tersine dışa dönük olan bir insan bütün gününü böyle bir faaliyetin içinde geçirdiği zaman, akşam üstü olduğu zaman arkadaşlara telefon edeyim bakayım bu akşam nerede toplanıyoruz der. Şimdi dolayısıyla enerjisi bitmez. Rolünü oynamak için yani rolünü oynamak için çünkü fazla efor harcamıyor. Şimdi siz de yani buraya dün akşamdan kafanızda bir sürü kaygı, sıkıntı, bu işte nereden çıktı, hay Allah diye geliyorsanız bu sizi yorar. Ya ne güzel yarın gideceğim evet. Böyle bir ortamda, alıştığım bir ortamda işte farklı insanlarla sohbet edeceğim diyorsanız bu sizi yormaz. Çocuklar evde beni bekliyorlar. Onlara gözükmemek için mesela ben genç anne babalarda bunu biliyorum. Eve gidersem çocuk üzerime kalacak deyip dışarıda daha çok vakit geçiren veya işte daha çok kalan babalar var. Baba maskesini takmak istemiyor. Takmak istemiyor. Az takmak istiyor gibi. Hocam çok teşekkür ederiz. Biraz ilginç bir program oldu. Özür dilerim ben böyle biraz aldığım notları size ama çok çok da faydalı oldu. En azından ben aydınlandım. Umarım seyircilerimiz de benimle birlikte aydınlanmıştır. Ben de teveccühünüze teşekkür ederim. Yani çok rahat bir sohbet ortamı oldu. Umarım izleyicilerimiz de bundan keyif almışlardır. Sizinle bunları konuşmak çok zevkli. İnşallah tekrar sizi burada ağırlamak nasip olur diyelim. İnşallah. Teşekkür ederim. Araya bir pandemi girmesin. İnşallah. Amin. Değerli seyircilerimiz sizlere de çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.